Burada aslında işte psikolog, psikoloji deyince insanların kafasında ofiste, bir klinik ortamda yapılan görüşmeler, ikili görüşmeler canlanıyor aslında. Ama spor psikolojisi deyince biz biraz daha farklı çalışıyoruz. Bizler sahada sporcularla beraber, antrenmanda, yarışmada, antrenman dışındaki zamanlarda hep beraber vakit geçiriyoruz, beraber çalışmalar yapıyoruz. Normalde genel anlamıyla spor psikologları motivasyon çalışmaları, içsel konuşma düzenleme, stres yönetimi gibi çalışmalar yaparken biz burada okçuluk özelinde aslında teknikler geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki genel anlamıyla genel teknikleri yapıyoruz ama sahada yaptığımız çalışmalar gördüğümüz kadarıyla daha etkili oluyor. Psikolog olarak bu yıl 10. yılım, spor psikoloğu olarak 8. yılım, takımla da 7. yılım dolup 8. yılım başlamak üzere. Ve rutin oluşturma gibi temel birçok çalışmayı burada uyguluyoruz. Bunun yanında hem genel hem bizim okçuluğa özel oluşturduğumuz teknikler var. Bunların bazıları zihinde canlandırma, en çok kullandığımız tekniklerden bir tanesi. İmgeleme olarak da geçiyor. Reaksiyon ışıklarımız var, tenis toplarımız var, nefes tekniklerimiz var. VR kullanıyoruz son dönemde, sanal gerçeklik kullanıyoruz ki bu zihinde canlandırmayı etkilesin, desteklesin diye. Burada bizim aslında kapalı sporlar ya da duran sporlar olarak bahsettiğimiz okçuluk, atıcılık, golf gibi sporlarda siz her ne kadar rakibinizle yarışıyor gibi gözükseniz de aslında olay sizinle, yine sizin aranızda. Okçuluk özeline baktığımızda, bir dünya kupasında, dünya şampiyonasına baktığımızda katılan sporcuların birçoğu çizgide nasıl on atmaları gerektiğini, nasıl ok atmaları gerektiğini biliyorlar. Ancak önemli yarışmalarda, final atışlarında, şutoflarda on atılması gereken durumlarda, rakip size baskı yaptığında, fark açılmaya başladığında zihinsel unsurlar daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Ve burada işte hangi sporcunun zihinsel hazırlığı daha fazlaysa fark çizgide belirli olmaya başlıyor. Burada aslında birçok şey var mesleğimle ilgili ama beni en çok motive eden sahada sporcularla birlikte, ekiple birlikte olmak. Çünkü benim işim evet yani psikolojik olarak biraz daha saha dışı gözükse de biz kurduğumuz sistemde bunu saha içerisine entegre ettiğimiz için en çok sevdiğim kısım sahada sporcularla, ekiple beraber aksiyonun içerisinde bulunmak. Aslına bakıldığında sporcuların zihinsel yapıları ne kadar başarılı oluşturup oluşturmadıkları, daha çok yarışma döneminde işler biraz daha istemedikleri gibi gittiğinde veya zorunluluk haline geldiğinde kendini belli etmeye başlıyor. Çünkü burada stres, baskı gibi faktörler çok üst düzeyde olup sizi başarılı bir atış yapmaya zorunda bırakıyor. Ve bu zorundalık aslında birçok zaman hataya getiriyor. Eğer iyi bir, güçlü bir zihinsel yapıya sahipseniz bununla da başa çıkabilip, yani çıkıp performansınızı sergileyebilirsiniz. Oh, look at this!